Herkese merhaba arkadaşlar. İyi Pizza Güzel Pizza'nın final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, final. Final ne demek? Son bölüm demek. Bu oyuna büyük bir güncelleme gelmediği sürece arkadaşlar bu benim başka bir daha böyle bir oyun çekmeyeceğim. Ne biçim açıklama yaptım amına? Yani büyük bir güncelleme gelirse belki ileride bir daha çekebilirim ama şimdilik bu serinin sonundayız. Sıcak gelişme. Bak artık haber bile kalmadı oyunda, biliyor musunuz? Bu amın evladı her gün çıkıyor ekranlara, diyor sıcak gelişme, haber yok. Bunu mu çekeyim ben amına? Bol soğanlı bir pizza lütfen, bir randevum var da. Mesela bu mal randevuya gidiyor, soğanlı pizza yiyor. Kıza bir üfleyecek, kızın ruhu şaşacak. Belki de onu bayıltmak için bilerek böyle bir şey tercih etti. Düşün, kız sana tam burcunu soruyor. Sen diyorsun benim burcum örneğin balık. O sırada ağzındaki soğan kokusu ve kızın sana karşı o derin bakışları gerçekten gözlerimi yaşarttı. Bu adama soğanlı pizzasını takdim edeyim. Evet yabani, pizzanız hazır. Tamam mı? Umarım iyi bir randevu geçirirsin. Dal yarrak, saç şekline bak. Amına kodumun oğlum. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Kız da senin kokuna aşık olacak, merak etme. Toplumun baskısından bıktım adamım. Farklı bir şeyler istiyorum. Sen götünü vermek mi istiyorsun? Hemen güzel bir espriyle ortama neşe kattım. Bana ne ver biliyor musun? Sossuz peynirsiz bir tarafında sadece soğan, diğer tarafında sadece sosis olan bir pizza. İşte bu. Büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Ay, ben edebiyat testlerinde böyle uzun bir cümle görünce hemen o soruyu geçiyorum. Okumuyorum, beynimi yormuyorum. Ne istiyorsun aga? Sen de başlama ne olur. Yarı soğan, yarı sosis kepek. Oğlum ben aklım almıyor bugün, bu ne diyor amına? Eşek adamdır, hala tercih yapıyor. Demiyor elhamdülillah karnımız doyuyor, ne bulsam ona şükür demiyor. Ay yarı sucuk yarı sosis. Az pişmiş olsun. Kaşar tam ağzıma gelsin. Ağzına vereceğim. He, bir iki tane de psikopat manyak amına koyayım diyor, şu tablete tıkla, bu inlem işaretini çok merak ediyorum. Bak tıklıyorum amına koyayım bak. Ne var biliyor musunuz? Kötü yorumlar var. Ondan sonra mesela ne yazmış? İyi yorum yapmış. Al dörde böldüm. Denemeye devam et bir gün. Sen de denemeye devam et bir gün, böyle uzun konuşarak birilerini etkileyebilirsin. Usta siktir git, yeter sanki ya. Finalde bile seni görüyorum ya. Gençliğin bu orospu çocuklarına pizza yapmakla geçti ya. Aman evlatları her gün geliyor pizza yiyorlar. Ben anlamadım ki, ben de pizza hazırlıyorum. İki kuruş kazanıyorum, onu da dükkanı daha geçindirmeye yetmiyor. Ben ne diye yaşıyorum o zaman? İşte birçoğumuzun hayatı da böyle. Kapalı bir döngüye sıkışmış kalmışız. Al. Ne dağınık yapmışsın, çok kötü. Anasının ruhuna gireceğim şimdi, boş ver ya. Finalde böyle bir şey yapmayalım. Dün bilimde böcek bilimci Tymitiko Orgunga sarı kabuklu ve kırmızı lekeleri olan ve peynirli ve sucuklu pizzaya benzeyen yeni bir uğur böceği türü keşfetti. Evet, haber bu mu yani? Buna ek olarak da uğur böceği kendini korumak için yeni pişmiş bir pizzaya benzeyen bir koku salgılıyor. Lastikleri git amına koyma. Yesiz! Üf! Bana bir pizza sucuklu ve sosisli ve mantarlı ve soğanlı ve zeytinli ve dolma biberli ve sana amına kodumun oğlu, sana kimse virgülü öğretmedi mi? Ve yarrak! Da ister misin ve? Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza? Valla bir yaparım ki ve bana vermek istersin. Hepsi aynı şey istiyor, anlamadım ki bu orospuların. Hepsi aynı şey istiyor. Bu da amına koyayım dünyanın en zor oyununu yapmışlar, sözde pizzacı işletiyoruz. Her gün batmaya oynuyorum, böyle oyun mu olur? Boşuna bu kadar oyun oynadım ha. Pişmanlık yavaş yavaş gelmeye başladı bana. Hay amına koyayım, hamsinin tekine kadar pahalı ya. Orospunun kızına bütün malzemeleri koydum odur arkadaşlar. Pastırmadan ananasa buna kadar hepsi. Bunun ismi ne? Mor salatalıktı. Evet, patlıcanı da koydum. Artık kötü puan verirse gerçekten bu sefer böyle bilgisayar oyunun içine atlarım. O karisk. 6 dilime bölelim. Ağzı çünkü mesela diyelim bir dilimde fazla tat geldi mi orospu hemen ayırt edebiliyor. Ben nasıl da mutsuzdur. Biraz daha bekle, tamam mı? Sakin sakin. Birazdan mutlu olduktan sonra sen bu pizzayı vereceğim ben. Sanki orospunun kocasını elinden almışım gibi bana bakıyor orospunun. İstiyorsan al ha. Verem mi sana orospu? Heh, al orospu. Sanki birazcık daha yiyor. Tamam. Heh. Tabii biraz yiyince... İyice gülümsedin. Her günüm aynı geçiyor amına koyayım. Her günüm aynı geçiyor. Bu hayattan var ya. Hiç zevk almıyorum ha. Yaşamak için yaşıyorum bu aralara. Al ananaslı pizzayı. Bu pizzayla bir bütün oldum. Ben de senin bacınla bir bütün oldum.
Kapatacağım ya, böyle giderse kar etmiyorum ki. Ben bu oyunda o yüzden bu kadar sinirliyim. Ne yaparsan yap, götünü siktirsen bile bu oyunda kar edemezsin. Valla. Aa. Kıs kıs kıs. Keçi geldi lan. Ne istiyorsun oğlum? Yeminime seni keserim, pizzaya koyarım. Bana adam akıllı konuş. Ne? Me. Anlayamadım beyefendi. Biraz daha tatminkar konuşur musunuz lütfen? Me diyoruz bu çocuğu. Ben buna ne yapayım şimdi ya? Yani buna bir şeyler verelim. Bu bizi kimseye şikayet edemez. Ulan var ya, bu keçiye keçi etinden bir pizza yapalım. Aynen öyle canım benim ya. Bu arkadaşlar, bu sucuklar, sosisler keçi etinden yapılıyor. Bu pastırmalar, hepsini koyalım. Belki de şu an bu koyduğum sosis onun arkadaşıydı. Nereden bilecek? Yam yam keçi. Bölelim de keçi bize tokmak atmasın. Anlayabiliyor, biraz zeki birine benziyordu. Ay ama ne kadar tatlı ya. Yeminime var ya, tam kesilmelik yaşta. Al. Keçi pizzayı yemedi. Ya diyor da keçi pizzayı yemedi diyor da, ben keçiye nasıl bir pizza yapabilirim ki? Allah Allah kardeşim ya. Keçi kepekli bir peynirli pizza istiyormuş gibi görünüyor. Ha amına koyayım, böyle baktın keçi kepekli bir pizza istiyormuş gibi gördün he. Amına kodumun hayatında keçi bile bana emir veriyor. Ne diye geldim ben bu dünyaya? Hele sen bunu da beğenme. Vallahi billahi sen bunu da beğenme. Seni nasıl ananı kurtların önüne atıyorum ben. Heh. Keçi arkasında 1 kilo organik beyaz kepek bıraktı. Vay orospu çocuğu dükkana sıçtı gitti bak. Kepek ve sos için buradayım bebek. Tamam yavru. Al aşkitom. Pi'nin kare kökünü al. Küsuratı at. Pisagor'un gücü adına. Matematiksel olarak. Ben okuyana kadar amına koyayım kare gitti. Sohtar pizza. Kahverengi hamur. Tart tarafında peynir. Soğan tarafında sos. Acaba şu an bu videoyu izleyenlerden bir kişi bile bunun ne dediğini anlamış mıdır? Ben bunu merak ediyorum. Anca git burnunu deldir, götünü deldir. Ne? Yarı mantarlı yarı soğanlı istemişti. Başım ağrıyor ya. Bu istediğim gibi yarı yarıya değil. Sen de benim istediğim bir tip değilsin zaten. Diyete başladım. He, sen de hemen pizzacıya gelip diyetimi şenlendireyim dedin. Ne oldu amına koyayım? Ciddi 50 gram verdin, tekrardan pizzacıya mı geldin? Kepekli pizza lütfen. Diyete başladım. Kepekli pizza lütfen. Yanında da Coca-Cola Zero. Amına kodum oğlu. Kendini nasıl kandırıyor? Kepekli yedin ya, asla kilo almayacaksın, tamam mı? Bak canım, pizza yemekle asla zayıflayamazsın. Sen git bir güzel kerhanede götünü siktir. Hem para kazanırsın hem zayıflarsın. Zaten sende öyle bir orospu tipi de var, al. Dans eden aylar var ya, işte içimde yaşadığım o. Aynen aynen, tavsiyeme uya. Lifle beni Pakize. Ulan senin amına bile koyar. Bak bir daha bana Pakize dersen ben de sana Şerefettin derim. Burada birbirimizi kırmayalım şimdi. Manyak ya. Geldi sadece kepekli ekmek istiyormuş. Üstünde sos bile olmasın dedi. Al şükran. Söylenecek pek söz yok. Değil mi konuşmayı bilmiyorum, di söylenecek pek söz yok. Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza siparişi verilmiş. İşte o gün bugün. Ah unutmadan pesto soslu olabilir mi? İki kere fırından geçir lütfen. Efsaneye göre bir tane adam pizzacıya racunsal konuşmuş, yarrağı yemiş. İşte o gün bugün. Herkes diyor güler yüzlü olmak gerekir. Yok, işinizi yaparken insanlara sırıtın. İnsanlar sırıtılacak gibi gelmiyor ki. Ben insanların namına koyayım. Hadi pizzayı siktir ol git. Evet. Kabul ediyor musun evliliği? Evet. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmekli bir pizza istiyorum. Yani fok balığını hamsiyle mi besliyorsun sen? Şu tipe bak. Bir kere sen ömründe balık yememiş insansın. Yani fok balığına balık vereceğine. Zekan da gelişmemiş. Boyun da kısalmış. Ciddiyim, dışarıda bekliyor. Oğlum dışarıda benim eleman. Hayvanların yemeğe ihtiyacı yoktur. Hayvanlar daha çok çiftleşmeye ihtiyaç duyar. Bunu anlayacak yaşa gel lütfen. Ya he. Me yarrak, sen de iyi alıştın ha. Ulan dur bunu korkutayım, bir daha dükkana gelmesin. Bir de sıçıyor, dükkanı pisletiyor. İyi misin dayı? Vay orospu çocuğu, hiç bana mısın demiyor. Korku nedir tanımaz. Hele giderken sana zahmet, ben o elemanı da bir vursana. Hele boynuzlarını geçir, hele git. Keçi arkasında 1 kilo organik. Sıçtı gitti yine. Kedimle bir pizzaya girelim diyoruz. Sen kedinle bana bile girebilirsin. Del pizza. Ama nasıl bir pizza? Yarım zeytin ve yarım hamsili, normal kırmızı soslu olsun. He,
zeytinli olanı bence siz yiyeceksiniz. Hamsiyi kediniz yiyecek ha. Ben de hayvan beslemek istiyorum ya. Ne önerirsiniz, kedi kumu filan? Sonra da hastaneye gidiyor, bana diyor kuduz aşısı yapın. Niye? Kedimle pizza yedim. E sana her şey müstahak, geber amına koyayım. Hayvan sevgisini de abartman lüzum yok. Hayvanla da yemek yenilmez yani. Al bakalım canım, buradan direkt hastaneye geçiyorsun. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Ulan var ya, sen nazgın karısın. İhtiyar da geldi, benim sıfatımı gördü, hemen gitti. Bildi onu rencide edeceğimi bildi. Ananı sikim. Bir çift pasketaryan pizza sebzesiz. Pasketaryan? Ülke gibi isim amına. Ne lan? Meyveli, mantarlı ve deniz ürünlü iki pizza. He, pasketaryan pizza desene ayol. Tamam, harbi daha zor bir isim bulamadınız mı? Pasketaryan ne amına? Ben yine unuttum. Şimdi meyve mantar dedi. Zeytin meyve olarak geçiyor arkadaşlar. Dolma, biber ve ananas da. Bunu öğrenmiş olalım hep birlikte. Al patatesli pizzanız hazır. Üf. Cidden önce bu kadar mı patlıcan oluyor? Ya patlıcan meyve mi amına koyayım ya? Sebze değil mi patlıcan? Kimseye söyleme ama ananaslı pizza istiyorum. Ve yeşil soslu olsun, küçük dilim lazım. Çok yoruldum bunu okurken. Tamam, kimseye söylemem. Teslim oluyorum, soyunuyorum. Ne yapayım yani, buna karşı mı geleyim bu Hanzo'ya? Tek eliyle bizi kaldırır havaya amına koyayım. Kola bak, kola. Yabani. Şşş. Ve pesto. Lan sapık oruç be evladı, tamam anladık ha. 8 dilim istiyor bir de. Eşek vücuduyla 8 dilim istiyor, utanmıyor hiç isterken. Verelim gitsin. Alınız. Onayladım. Teşekkürler ya. Dolma biberli ve sosisli pizza ama sosissiz olsun. Hı-hı. Sonra da diyorlar dalga geçme ha. Bak şimdi ararım amına huzur evini ya. Derim biri kaçmış ha. Diyor sosisli, bir de diyor sosissiz bir daha ya. Aptal mıyım neyim? Deli aptal, kaliteli bir orospu. Dolma biberli pizza. Unutma, pesto soslu istiyorum. Kendinle karıştırma ihtiyar, unutmam ben. Pesto soslu. Tek diyeceği şu ha. Pesto soslu dolma biberli pizza. Uzattıkça uzattı. Uzattıkça uzattı. İkimizin de beynini karma karışık yaptı. Sonra da suçlu yine her zamanki gibi pizzacı oluyor. Al. Bir pizza sihirbazı falan mısın? Aynen aynen. Hokus pokus siktir git kokus kus. Ben vejeteryanım ama arkadaşım barbar. Sadece et ve et yer kendileri. Ay amına koyayım, et yiyenler barbar mı oluyor? E o zaman bana göre de sebze yiyenler orospu çocuğu oluyor desem hoşuna gider mi? Yarısı zeytinli ve soğanlı pizza. Diğer yarısında jambonlu ve sadece jambonlu olsun lütfen. Bunların hepsi de pesto sosun üstünde olacak. Kendi ifade edemiyorsun bence. Sen bir gün bir yerde temiz bir dayak yersin, tamam. Al. Bu malzemeleri daha iyi ayırmayı deneyebilirsin. Ulan siktir, şimdi seni ikiye bölerim ha. İkiye bölsem zaten ancak normal bir insanın vücuduna denk gelirsin. Sokağın karşısında yaşıyorum ama o kadar yol yine de buna değmedi. Vay ananı sikim senin. Bu kadar da kötü puan verilmez ha. Ya oğlum ağzıma verin, pizzacısını batırmaya mı çalışıyor bunlar ya? Bak bu mesela iyi bir şey demiş. Siparişim sadece %80 doğruydu ama %100 ensefti. Ensef ne ama enfesti. Çok teşekkür ederim Belly Pampi Uyumi 64. Oha! Bu da kim amına koyayım, büyücü filan mı? Evcil kuzgunuma genelde et yedirirdim. Bir et sever pizza alabilir miyim? Deniz ürünü olmadan. Tabii ki de, tabii ki de. Bunu fazla kızdırmayalım arkadaşlar. Bu büyücü. Kesinlikle büyücü ya da falcı. Tam anlarsam efendim sizin için daha iyi olur. Ne? Bütün etlerinizden olan bir pizza. Deniz ürünü pek sevmez ama. Siz istersiniz de ben size bütün etlerimizden koymaz mıyım? Adam kendi kargasına bütün etlerden olan bir pizza istiyor. Ulan bu kadar etli pizzayı ben yemedim. Ben pizzacıyım ha. Arada pişmemiş sucuklar kalıyor. Atıyorlar müşteriler. Onları yiyorum. Niye? Çünkü batmamak için. Adam geliyor. Kendi kargasına bol etli pizza veriyor. Bunlar umarım memnun olur da dükkanımıza sık sık gelirler. Belli oğlum, bu iş adamı ya da bir büyücü. Şu üstündeki papyon en az 82 dolar. Bakışa bakın, bir kaşını indirmiş bana kaş göz yapıyor. Kak kak karga karga kak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım şu dala. Bu karga ne bu dala? Gammaz yüreğim hızlı hızlı atıyordu. Yemeği beklemiyordum. Endişeden ölmeme az kalmıştı. Ya da bu bir yazar. Evet. Çünkü iki dakikada böyle saçma sapan bir şeyler söyledi gitti. Kemerini iyi bağla koçum. Sanıyorum ki hayatında birçok pizza salladın. Eğer benim yargılama da layıksan, yani kudretli bir pizza yap da görelim. Koçum, kemerleri bağla.
Oğlum sen ben jigolo değilim. Koçum ha. Lan sen kimsin? Teşkilata katıldın diye sen ben kullanabileceğini mi zannediyorsun? He? Tamam kullanabilirsin sadece 150 dolar karşılığında ama sen kimsin? Al tek seferde al beni uğraştırma. Lanet olsun aman tanrım. Ulan lanet olsun diye çok korktum ha. Ama beğendi galiba. Al. Zeytin olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu ama koymadım. Sana ne? Hawaii partisi veriyorum. Götünü de ver artık yeter. Ama klasik Hawaii pizzası istemiyorum. En lüks meyveli et pizzasından. Harcayın parayı bizi garibanlara ezin. Oha. 68 dolar mı ödedi o az önce bana? Ben en lüks meyveli pizza yapmasını bilmiyorum. Elimden geldiğince buna hizmet etmeye çalışacağım. Millette ne para var amına koyayım. Biz de burada pizzacılık yapıyoruz. Ağız kokusu çekiyoruz ya. Ulan yeter her şeyi koydum batacağım ha. 68 dolar verdi ben 100 dolarlık malzeme koydum. Ulan bir de üstüne beğenmiyormuş. O partiye gelirim var ya. Hepsini teker teker domaltırım. Kimse kusura bakmasın. Allah'ın zengin. Bu kadar pastırma olan bir pizzayı. Bak sırf pastırma eksik değil amına koydumun. Ola 68 doları geri aldı. Bakın. 10 dolar da dükkan kirası. Yarrağı yedim yine ne oldu? 60 dolar eksiye düştüm. Sırf orospu memnun edemedim diye. Gel de bu oyunu oyna. Yeteri kadar fonun yok. İflası çektin. Günü tekrar başlatmak ister misin? 8 saat oynamak ister misin diyor bir daha. İstemiyorum amına. Kapattım. Evet battık ne yapayım yeniden den. Hatta dur. Dükkanın ismini kapatalım dur. Lan çık lan siktir git lan. Dur dükkanın ismini hemen değiştirelim. Bıktım usandım bunlara ağzıma verin dükkanı bile kapandı. Ne yazalım ya? Ağzınızı kapatıyoruz. Artık vermeyeceğiz olmuyor mu? Neyse ağzınızı kapatıyoruz. Yani artık ağızlarına vermeyeceğiz. Yeni dükkanımın ismi hayırlı olsun. Bunlara yeter yani artık bıktım ve usandım diyeceğim. Of kafam ağrıdı ya. Bu oyun kendine büyük bir güncelleme atarsa ve oyunu biraz daha kolaylaştırılırsa ileride belki bir de oynayabilirim. Neyse arkadaşlar her ne kadar beni kızdırsa da güzel bir seriyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani değişik müşteriler vardı, değişik istekleri vardı. Bu tarz başka oyunlar varsa yorumlarda önerin ben yine oynarım. Bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ağzıma verin. Pizza fırını kapanmıştır.